Mithat Paşa stadında tarihi bir gün. Bir futbolcu, bir takımın simgesi olabilir mi? Adınız Cihat Arman'sa evet. Cihat Arman, 16 Temmuz 1915 tarihinde 1. Dünya Harbi'nin ortasında İstanbul'da dünyaya geldi. Okul hayatını İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde sürdürürken futbolla tanışan Cihat, aynı dönemlerde futbola büyük ilgi duymaya başladı. Bir süre sonra babasının işleri nedeniyle taşınması sonucu İstanbul'dan Ankara'ya gitti. İstanbul'dan ayrılması içindeki futbol ateşini söndürmemişti. Aksine daha da harlanan alevle futbolda ilk profesyonel deneyimini Ankara'da yaşadı. 1933 yılında henüz 15 yaşındayken Gençler Birliği'nde genç takım forması giyerek profesyonel futbol hayatına başlamış oldu. Gençler Birliği'nde oynadığı 3 sezonda 2 Ankara Ligi şampiyonluğu yaşayan Cihat Arman'ın bu yetenekle şöhretinin Ankara dışına taşınması elbette önlenemezdi. Futbolda 3 yıllık Ankara macerasının ardından tekrar İstanbul'a yolu düşen Cihat Arman için kader efsane olacağı kulübe doğru yavaş yavaş ağlarını örmeye başlamıştı. ...1936 yılında önce Galatasaray'dan ayrılan bir grubun kurduğu Güneş Spor Kulübü'ne transfer olan Cihat Arman, daha ilk sezonda bütün İstanbul seyircisini kendine hayran bırakmayı başardı. Genç yaşına rağmen olağanüstü kurtarışları ve sahip olduğu inanılmaz yetenekle henüz 19 yaşında milli takım kalesini devralmıştı. Güneş Spor Kulübü'nün birkaç sene içinde kapanmasının ardından zamanın en iyi kalecisi için artık hiç kapanmamak üzere yeni bir sayfa açıldı. Nihayet efsane olacağı Fenerbahçe'nin kapısından içeri girmişti. 1940 yılında milli küme şampiyonu olan Fenerbahçe'de Cihat, takımda daha ilk sezonunu geçirmesine rağmen en önemli isimlerden biri olmayı başardı. 1943'te Fenerbahçe Maarif Kupası'nda şampiyon olurken Cihat Arman 14 maç sonunda kalesinde sadece 6 gol görmüştü. Ülkedeki taraflı tarafsız tüm futbol severlerin buluştuğu tek bir nokta vardı. Cihat Arman gol yemiyordu. Gol yemediği onlarca maçtan bazıları onu daha da efsane yapmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın ortalarında İstanbul'a gelen İngiliz Orta Doğu takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan maçta İngiliz takımında bulunan ve o güne kadar hayatında bir penaltı bile kaçırmamış olan Fenton'un vuruşunu köşeden çıkarması ünle ün kattı. Bu öyle bir kurtarıştı ki maçının İngiliz hakemi kurtarış sonrası Cihat'ın yanına giderek onu tebrik etmişti. Bir diğer önemli maçta ise 1947'de Fenerbahçe'nin Macarların en güçlü takımı MTK ile karşı karşıya gelmesiydi. Döneminin Avrupa'daki en iyi golcülerinden Dirk'ın vuruşunu insanüstü bir çabayla 90'dan çıkaran Cihat, bu kurtarışla artık bir masal kahramanına dönüşmüştü. Yapmış olduğu bu kurtarış kulaktan kulağa önce İstanbul'a sonra da tüm ülkeye yayılmıştı. Cihat Arman gerçek bir efsaneydi artık. Cihat Arman yeteneği kadar kıvrak bir zekaya da sahipti. Bir Fenerbahçe-Beşiktaş maçında güçlü fiziğiyle rakiplerinin korkulu rüyası olan Beşiktaşlı Şükrü, Fenerbahçeli defans oyuncusu Rafet'le baş başa kaldı. Rafet ne yaptıysa Şükrü'yü durduramadı. En sonunda penaltı yaptıracağını düşünen Rafet Şükrü'yü bıraktı. Tribünler ayaklandı. Herkes Şükrü Güles'in golü atacağını düşünürken beklenmedik bir hareket Cihat Arman'dan geldi. Cihat Arman kimselerin aklına gelmeyen bir oyun oynadı Şükrü Güles'ine. Şükrü meşin yuvarlağı ağlara göndermeye hazırlanırken Cihat Arman el kol işareti yapmaya başladı. Geçti artık gibilerinden hareketler yapan Cihat, Şükrü'nün aklını karıştırdı. Cihat'ın hareketlerine anlam vermeye çalışan Şükrü, öfke dolu bir halde topu kale direğinin üzerinden avuta gönderdi. Topu dışarı gönderen Şükrü Güles'in ''Ne faulü?'' diye hakeme doğru koşmaya başladı. Hakemse şaşkın şaşkın etrafına bakmaya başladı. Şükrü Güles'in hakeme itiraz ediyor, pozisyonun ne offside ne de faul olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Hakem güçlükle Şükrü'ye düdük çalmadığını anlattı ve efsane futbolcunun başından aşağı adeta kaynar sular döküldü. Şükrü Güles'in Cihat Arman tarafından gole giderken kandırılmıştı. Güles'in pozisyon sonrasında ''Kaptan, düdüğü değil seni dinledik. Bir golden olduk ama helal olsun. İyi kandırdın beni.'' diyecekti. 14 yıl boyunca 308 kez terlettiği Fenerbahçe forması artık onu gerçek bir Fenerbahçe efsanesi yapmıştı. Kariyeri boyunca kalede yalnız olsa da iri ve heybetli cüssesiyle aslında o ceza sahası içinde
kendi başına bir takım, yalnız bir kahramandı. 1949 yılında futbola veda ettiğinde ardında kalesine gole kapattığı sayısız maç bırakmıştı. Tabii bunlarla beraber bir de sarı forma. O sarı forma ki asırlık bir çınarın simgesi olmayı başardı. Fenerbahçe niye mi sarı kanarya ile özdeşleşti? Çünkü Cihat Arman o müthiş kurtarışlarıyla Fenerbahçe'deki sarı kanaryanın ta kendisiydi.